dönemi devam ediyor. Kent ve ekonomi devam ediyor sevgili seyircilerimiz. Manisa televizyon ekranında son 1-2 haftanın en popüler konusu olan kripto para piyasasını yeminli mali müşavir Murat Kösoğlu ile konuşuyorduk. Murat en son Osmanlı'dan Lale Devri'nden bir örnek verdi. Evet. Hakikaten o lale soğanlarına talep bitince ortada nasıl bir süreç kaldı? Ve belki geçmişte bir takım holdinglerden yola çıkarak da işte Türkiye'yi 2001 krizine getiren süreci anlatırken aslında tam da bu şimdiki yaşadığımız duruma çekirdek teşkil edebilecek, nüve teşkil edebilecek bazı sorunlardan bahsedecektim. Çünkü ne oldu? Türkiye'de finans piyasasında çok ciddi problemler oluşunca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kuruldu 2001'lerin sonunda. Yani oraya bir mevzuatı kontrol edebilecek, denetleyebilecek sağlam bir kuruluş yerleştirildi ki ondan sonra çok bizi şükür 2008-2012 krizinden kurtarandır. Yani küresel Amerikan krizlerden korudu. Aynen öyle. Çok şükür ki gayet de düzenli bir şekilde orada sistem yürüyor. İşte öbür tarafta SPK'sı var, MASAK'ı var. Yani pek çok aslında kuruluş var. Kripto paralar içinde yine mevcut, şimdi bize örnek vereceksin, dünyada da bunun çok legal bir alan olduğu henüz söylenemez. Çok sistemleşmiş bir piyasadan söz etmek mümkün değil ama Türkiye'de en azından bu işi bir hukuksal olarak disipline edebilmek için ne yapılması gerekir? Yavaş yavaş istersen örneklerden evet, bugüne getirerek bir giriş yapmış olalım. Evet. Şimdi geçmişte sizin verdiğiniz örnekten hemen bir toplayarak günümüze bir şeye getireyim. Lütfen. Bankaların yapmış olduğu işte kendi şirketlerine, kendi grup şirketlerine kredileri, yani parayı ucuz toplayayım, başka bankadan yüksek faizle kredi alacağıma kendi şirketlerime düşük faizle bu paraları vereyim. Bunların bir kısmı da batak olsun, görev zararı yazayım, benzeri şeyler. Bankacılık krizini doğurdu, BDDK ile çözüldü. Sahtekarlar tarafından insanların milli, dini, başka duygularını ismar ederek ya da bir şekilde para kazandıracağım diyerek para toplama ve bunların sonucunda çeşitli holdingler vasıtasıyla daha sonradan bu insanların mağduriyeti de SPK'nın para toplama ile ilgili olarak kurallar getirmesi. Takas banka kurup o zamanki adı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, şimdi Borsa İstanbul olan, evet, burada hisse senetlerini zapturup altına alması, saklaması, koruması, düzenlemesi bizim finansal piyasalarımıza ciddi anlamda bir otorite getirdi. Yani var olan otoriteyi hissettirdi, öyle söyleyeyim. Katılıyorum. Evet. Türkiye'de biliyorsunuz borsada benzer işlemler yapmak için aracı kurumlara ihtiyacınız var. Ancak aracı kurumlar vasıtasıyla işlemlerinizi yapabilirsiniz. Onun dışında doğrudan alım satımlar serbest. Onda bir sıkıntı yok. Şimdi bütün dünyada bu nasıl? Dünyada da benzer şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da Avrupa'da ya da Londra'ya gittiğiniz zaman orada da çeşitli kurumlar var, aracı kurumlar var. Bizim tabirimizde finans sektörünü düzenleyen, bankacılık sektörünü düzenleyen çeşitli kurumlar var, otoriteler var. Bütün dünyada, Türkiye dahil olmakla birlikte, kripto paralar bir defa resmen tanınmış bir varlık değil. Şimdi Birleşik Devletler'de çeşitli şirketler bunu ödeme aracı olarak kabul ediyor olması, şunu diyebilirsiniz, ben 50 çuval patates karşılığı şunu vereceğim. Bu bir ödeme aracı olur. Evet. Para olur. Yani bu kadar öyle basit. Ama bu para değildir. Bankaya gittiğiniz zaman bozduramazsınız. Bir şey yoktur. Hazzedilebilir mi, hazzedilemez mi? Şu an benzeri şeyler var. O zaman ortaya ne çıkıyor? Diğer ülkelerle Türkiye'nin farkı, diğer ülkelerde yerleşmiş bir hukuk sistemi var ve bu hukuk sisteminin içerisinde insanların mağduriyetini engelleyecek önlemler, çeşitli mekanizmalar. Veya mağduriyet oluştuktan sonra giderebilecek. Evet, giderebilecek çeşitli mekanizmalar var ve en önemlisi şey paranın izi takip ediliyor. Yani şimdi siz emanetçi olarak, veznedar olarak düşünün kendinizi. Bankanın parasını aldığınız zaman kamera sürekli sizi izler. Siz o parayı oradan çekmek istediğinizde mutlaka bir amiriniz, memurunuz, birileri vardır. Görür. Yani o parayı çantanıza koyamazsınız, üstünüze koyamazsınız. Siz vezneden çıkmadan sayılır, tartılır, zapturap altına alır. Bir otokontrol mekanizması var. Siz böylece parayı takip ederek ya da paranın elinde bulundurduğu kişileri takip ederek bir şeyleri zapturap altına alıyorsunuz. Yani ensesinde nefesinizi hissettiriyorsunuz. Aynen öyle.
Bunun hissettirilemediği yerlerde maalesef mesela ülkemizde bu 3 tane kripto para borsası yani AVM'si bu evet, bir borsa değil. Evet, bu bir aynen. AVM evet. Alışverişleri yapıldığı evet. yer ve bu bunların sahibi de bu kişiler. Bunlar kendilerine emanet edilen paraları aldılar, kaçırdılar. Bunların banka hesapları mesela MASAK ya da benzeri bir kurum vasıtasıyla kontrol edilebilir mi? Edilebilir. Ama edilemeyebilir de. Şimdi şöyle düşünelim. Ortada bir para yok. Kripto para var. Şimdi siz örnek veriyorum X kripto paralarını Y, Z neyse topladınız. Bunları kendi borsanızda işlem yaparken başka bir borsayla takasa gittiniz ve oradan başka bir ülkede buradaki bütün parayı aktararak, para demeyelim kripto paraları aktararak paraya farklı bir kripto para aldınız. Şu an dünyada kara para aklanmasında kullanılan en büyük yöntem kripto para. Farazi aynen söylüyorum siz aynen bugün öyle. Yurt dışına 500 milyon dolar çıkarmak isteseniz Bakanlar Kurulu'nun iznine tabi. Tabii. Siz 500 milyonluk Türkiye'de kripto para alın, başka bir borsaya bunu nakledin, uçağınıza pasaportunuzla binin, o ülkeye gidin, parayı bozdurun. Artık para sizin. Bitti. Anında el değiştirdi. O yüzden illegal kişiler için müthiş bir pazar. Onların şişirdiği yani cambaza bak, ekrana koyduğu aynen ve sizin oradan bir gelir elde edeceğinizi düşünerek bunlara altına hücum dediğimiz oydu. Hücum ettiniz. Bir, bunların ellerindeki varlıklara değer kazandırdınız. İki, çok özür diliyorum, at izi it izine karışmak karışıyor derler ya. Evet, evet. Bu sefer ne oldu? Bu insanlar kendi izlerini, sizin izlerinizin o kar üzerindeki bir ayak izimi belli olur. Yüzlerce ayak izimi. Kendi izini sizin izinizin içinde kaybettirdi. Küçük 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 paraları istediği ülkeye ya da istediği örgüte aktardı. Bu anlamda da sıkıntılı bir yer. Yani siz paranın MASAK olarak Türkiye için konuşuyorum. Evet. İzini takip ederek bir şeyleri görebiliyorsunuz. Burada ortada para da yok. Yani sistemin dışında bir sistem var. Darknet gibi. Hı hı. Siz o sisteme müdahale edemiyorsunuz. Çünkü hiçbir devletin yetkisi peki yok. Türkiye'de bankalar bu sistemin içerisine dahil edilemez mi? Murat? Bankalar bu sistemin içine nasıl dahil edilebilir? Siz mutlaka eğer ki parayla kripto para alıyorsanız kimlerin ne kadar aldığı belli. Hangi hesaba gönderdiği de belli. Zaten bunlar yasal şirket. Türkiye'de kurulmuş anonim şirketler işlem yapıyorlar. Fakat onlara geldikten sonra bu işlem işte dünyanın genelinde bu para bir anda sisteme girmeye başlıyor. Yani küçük küçük dereler, sular düşünelim bir denize akmaya başlıyor. Evet. Siz o denizin bir kıyısı olarak bütün denize hükmedemezsiniz ki. En fazla o suyun akışını kezersiniz. O akışını kestiğiniz zaman da Kuzey Kore oluyorsunuz. Yani demokratikleşmekten ortaya çıkıyor, ticaretten tabii ortaya çıkıyor, başka bir yere geçiyorsunuz. Böylece sizin alanınız da daralmaya başlıyor. Yani çok fazla kontrol mekanizma da kalmıyor. Geriye ne kalıyor? Bu işlemi yöneten kişileri çok sıkı markaja almanız lazım. Az önce bahsettiğim gibi siz bir şekilde bunları yurt dışına sanal hesaplarla aktardınız. Nasıl kontrol edeceksiniz? Bunu kontrol eden bir mekanizma yok. Binlerce kripto para borsası var. Binlerce bu kripto paraların alınıp satıldığı AVM dediğimiz şeyler var. Burada yapan yüz binlerce, milyonlarca, belki milyarlarca insan var. Yani bu şu an bence dünyanın ciddi anlamda bir devrim, bir devinim söz konusu. Evet. Bunu ancak bütün ülkeler el birliği ederek bir şey yapabilir. Türkiye özelinde yine konuşmak gerekirse, Türkiye'nin birkaç hafta içerisinde konuyla ilgili bir çalışma yapacağı, dünyada da kripto para piyasalarıyla ilgili regülasyonu tamamlayan ilk ülkelerden biri olacağı yorumları yapılıyor. Bu nasıl sağlanacak? Onun ayrıntılarını henüz kamuoyuyla paylaşmadılar ama üzerinde durulan formüllerden ilki şirketlerin kripto paraları saklama ya da başka adreslere nakletme yetkilerini sınırlandırabilecek bir kurum. O da Takasbank benzeri bir kurum nasıl olacak. Nasıl ticaret yapacaksınız? Siz kripto para sadece Türkiye'ye özel bir kripto para değil ki. Bu kripto para dediğiniz şeyin zaten menşei Türkiye. Ama bunu Türkiye'deki şirketler üzerinden yapmalarını kastediyor burada. O zaman yani Türkiye'de sonuçta hali hazırda adresi olan, sicil kaydı olan bir anonim şirketten ya da limited şirketten söz ediyoruz ya. O paraların o şirketlerin bu paraları saklama veya nakletme yetkilerini sınırlandırabilecek Takasbank benzeri bir formül üzerinde duruluyor. Bu yapılabilir mi? Yapılabilir. Buna bir engel var mı? Ne kadar karşılık bulur o da önemli bir. Çünkü bu dediğim gibi binlerce şey var. Şimdi bakın, şimdi bir AVM düşünün. Bu AVM basit bir örnek vermek için söylüyorum. Şırnak'ta.
Bir AVM düşünün İstanbul'da. Şırnak'ın nüfusu kaç kişi, o AVM'ye kaç kişi gelir? Tek bir AVM olduğunu düşünelim. İstanbul'un nüfusu kaç kişi, o AVM'ye kaç kişi gelir? Siz bir şeyi alıp satacaksanız, çünkü aldığınız ürünü satmak istersiniz. Şırnak'taki nüfusu 300 bin olan yerdeki tek AVM'ye mi malınızı koyarsınız? 18 milyon nüfusu olan tek AVM, İstanbul'daki AVM'ye malınızı koyarsınız. İstanbul'dakine koyarsınız. Çünkü almak için çok satıcı var, satmak için de çok alıcı var. 100 bin kişiden kaçı alıcı ya da kaçı satıcı olacak? Şimdi Türkiye'deki bu kripto para borsalarının bir kısmında siz kripto para aldığınız zaman mesela bunların değeri düşmeye başladığında satmak istediğiniz zaman satıcı bulamıyorsunuz. Yani alıcı bulamıyorsunuz. Almak istediğiniz zaman da yükselirken değerinin yükseleceğini düşünüyorsanız size satacak ürünü, o kripto parayı satacak kişi bulamıyorsunuz. Doğal olarak Şırnak'taki AVM'yi değil, İstanbul'daki 18 milyon kişinin olduğu AVM'yi tercih ediyorsunuz. Evet. Mutlaka bir alıcı, bir satıcı var. Şimdi bunu daha basit örnekle pandemi olduğunu düşünelim. Siz izolesiniz, tertemizsiniz, astronot gibi kıyafet giydiniz, dışarıya çıktınız. Dışarıdaki hiç kimse bu önlemleri almadı ya da bunlarla ilgili bir şey yapmıyor. Bir kısmı virüslü, bir kısmı virüssüz. Böyle mi dolaşacaksınız? Hayatın doğal akışına... İmkansız bu tabii. Yani o yüzden evet. Türkiye'nin tek başına bu konuda adım atması güzel olmakla beraber atacağınız adım çok tehlikeli de olabilir. Mevcut kontrolünüz de olan şu an Türkiye'nin en büyük problemine döviz. Evet. Dış ticaret açığı. Kripto para hırsıyla yanan insanlar bu parayı dövizi alıp Çin'deki X'e gönderdi. Almanya'daki Y'ye gönderdi. Amerika'daki F'ye gönderdi. Bunların hepsi bir kripto para borsası. Türkiye'den siz farkında olmadan tanımlanamayan Merkez Bankası'nın biliyorsunuz döviz pozisyonlarıyla ilgili açık fazla veya eksikleri bildiriyor biliyorsunuz. Orada siz bu bilançonun içine yurt dışına giden paralar olarak gireceksiniz. Yani düşünebiliyor musunuz buradaki kaybınızı? Çok tehlikeli bir yer. Yani hareket kabiliyetiniz gerçekten sınırlı ve düşüne ürkütmeden yani bir deli dumrul gibi hareket edemezsiniz burada. Anlıyorum. Mesela şu da var, çok enteresan notlarımın arasında. Pazara ilgi duyabilecek ya da burada faaliyet gösterebilecek kişilerin kriterleri de incelenebiliyor bu kişiler. Mesela kripto borsa sahiplerinin taşıması gereken özellikler diyelim ki. Bir özellik kriteriniz var. Siz bir kripto para borsası sahibisiniz. İşte o 2 milyar dolarla yurt dışında olan arkadaş gibi ismini vermiyorum ama... eğitim durumunun liseden terk olduğu anlaşılıyor. Yani buralarda da bence bir takım düzenlemeler yapılabilir. Bence bunların hepsi köpük. Öyle mi? Yani üniversite mezunu çok mu zor bunu yapmak? Türkiye'de bakın ben yeminli mali müşavirlik yapıyorum. Ama tüketici olarak ya da o oraya parasını koyan biri olarak sizin güven algınızda en azından bir erozyon yaratmaz mı? Bence... Atıyorum yani o Tosucuk örneğini verdin ya biraz önce, onda da benzer bir durum o zaman var yani. Şöyle bir şey diyecekler, ilkokul mezunu bir kişi milletvekili olabilirken ya da okur yazar bir kişi, ben neden bu şirketi kuramayayım? Şirket kurmak başka bir şey ama işte biraz önce söylediğimiz gibi Türkiye'de hukuksal açığı, altyapısı sınırlı bir, sorunlu bir alana para yatırmak başka bir şey. Ya da milletvekili. Ben düzenlemelere... Seni çok iyi anlamakla birlikte benim savım da bu şekilde. Yani ben açıkçası paramı yatırırken... geçen programlardan birinde konuştuk. Bir hisse senedi almak için dahi bir bilanço okumak, bilanço okuryazarlığı gerektiğini, şirketin öz sermayesini, yatırımlarını, borçlarını, karlılığını, verimliliğini, gelecek vizyonunu, her şeyi araştırmak gerektiğini söyledik. Ya bunu yapıyorsun ama ortada bir şirket var, o şirkete gidip para yatırıyorsun. Bu şirket kimdir kardeşim, sahibi kimdir? Ben bu parayı yatırıyorum da senin dediğin gibi yarın bir gün kapıyı kilitleyip çaldığımda karşımda bulamazsam ne olur? Benim zararımı kim tazmin eder? Bu offshore zedelerden bile daha bana şey geliyor tabii, yani. Tabii. Daha açık bir onlar da Allah aşkına yani devletin eliyle kurdurulmuş, izin evet, verilmiş bir banka vardı. Evet, orada bir karşılığım vardı, bir muhatabım vardı. Burada muhatabın yarın olmayabiliyor ki, yok işte. O yüzden yok. Hırs dedim işte. Evet, yok. Yani evet, o hırs zaten mağdurlardan birine mikrofon uzatmışlar. Devletin televizyonu, ismini vermekte sakınca yok. TRT'de izlediğim röportajlardan bir tanesi. Diyor ki tutamadım kendimi diyor. Yatırdıkça kazandıkça çıkmam gerekirken sistemden daha fazla yatırdım. Hırsıma yenik düştüm, hırsıma kurban oldum. Şimdi işte milyonlarca liramı kaybettim diyor. Yani anlatabiliyor muyum? Yani neden bir koskoca şirketin, bir Türkiye'de ilk 500'e, ilk 100'e giren bir şirketin ulusal 30 endeksine veya U100 endeksine
kote olmuş bir şirketin hisse senedini alırken araştırma yapmak gerektiğini söylüyoruz da bir kripto para borsasının tanımadığımız sahibini, tanımadığımız bir şirketine nasıl milyonlarca TL para yatırabilir? Ben anlayamıyorum bak, açıkçası ben anlayamıyorum. Ya burada belki sıkıntı bende. Evet, birileri beni ikna etsin. Hayır, siz çok çok aslında doğru şekilde yaklaşıyorsunuz. Ama şimdi burada ben bazen bazı insanların yaptıkları şeye anlam veremiyorum. Artık onu şöyle çözdüm. Şimdi bazı melake deniyor ona. Yani bazı şeyler eksik. O insanlarda. Bu şeyler için söylemiyorum. Gözleri mi acaba kararıyor? Yani hayır hayır, yatırım yapanlar için söylemiyorum. Bu işin üç kağıdını yapanlar için. Anladım, dolandıranlar. Şimdi az önceki örnek aslında çok net bir örnekti. Siz bu çeşit önlemlerle merkezde olan bir kripto para borsasını, İzmir'dekini yavaş yavaş, il olarak söylüyorum bunu, hani gelişmişlik düzeyi olarak değil. Nüfus olarak evet, yavaş yavaş evet. Anadolu'ya en düşük il nerede? Hakkari'de mi? Hakkari'ye ittiniz. Ne oldu? Nüfus azaldıkça, yani borsada işlem yapan kişiler azaldıkça borsanın itibari değeri de kalmadı. Şimdi izleyicilerimiz araba alırken Türkiye'de ben vaktiyle bir araba alacağım dediler ki onun ikinci el piyasası yok. Ya dedim ben bunu sıfır alıyorum, bir satmak için almıyorum, binmek için alıyorum, keyif için alıyorum. Şimdi bizdeki mantık nedir? Satarken anladım. İkinci eli var mı? Evet. Şimdi siz kripto parayı aldınız. Satmak istediniz, ikinci eli var mı? Yok. İşte alıcısı yok. O yüzden buradaki yapılacak olan düzenlemeler sizin pazarınızı, pazarda işlem yapan kişilerin oraya girişini engellerse, azaltırsa, şimdi doğal olarak şöyle düşünüyor, izleyicilerimiz öyle düşünüyor olabilir. Buraya getirilen önlemler buraya olan güveni arttıracaktır. Buraya olan güven oradaki şeylerle alakalı değil. Buraya aslındaki güveni sistem kendisi çözmüş. Sistem diyor ki sen nerede işlem yaparsan yap, blockchain'i kendi cüzdanına indir, emanet etme diyor. Evet. Aslında bu işin tek çözümü. Şimdi mesela soğuk cüzdanlar diye bir kavram var. Hiç duydun mu onu? Soğuk cüzdanları. Benim bildiğim kadarıyla harici disklerde taşınan ve evet. Bir şekilde ulaşımın olmadığı. İnternet bağlantısı olmayan. Evet. İnternet bağlantısı yok. Bunlar da bir aslında çözüm olarak ya da yöntem olarak öneriliyor. Kripto paraları internet bağlantısı olmayan fiziksel cihazlar olarak tanımlamak gibi. Ama şimdi burada da kaybetme ya da şifreyi unutma riski var. Kaybettin ya da şifreyi unuttun. Ne yapacaksın soğuk cüzdanı? Sonraki nefesimizi alacağımızın garantisi de yok. Ne yapıyorsunuz? Yaşıyoruz yani burada. Ama hayır yani tamam yani ama sahip çıkacak. Yani artık onun şeyi yok. Ya bu da bana kalırsa çok şey, sağlıklı bir yöntem gibi durmuyor. Biraz ayakları yere basmıyor gibi geliyor bana. Ne dersin bilmiyorum. Ben sağlamıyorum. Belki de en sağlıklı yöntemlerden bir tanesi de bu olabilir. Evet. Gökhan'cığım bir şey mi söyleyecektin bana? Mikrofon. Tamam, konumuzun mikrofonunda bir sıkıntı var. Yavaş yavaş zaten bitireceğiz, hiç ara vermeyeyim. Toparlayayım. Konumuzun mikrofonuyla alakalı sıkıntı. Toparlıyorum o zaman. Ses geliyor mu şu anda? Murat Bey sesi. Peki, tamam. O zaman Gökhan, istersen sen hemen hallediver. Şimdi birlikte veda edelim çünkü son söyleyeceklerini de söyletelim Murat Bey'e. Ben bu arada birazcık toparlayayım. Yani sevgili seyircilerimiz, hakikaten konuştuğumuz konu biraz havada kalabilecek bir konu. Çünkü bizim de çok yabancısı olduğumuz, çok bilmediğimiz, yani yöntemler itibariyle Türkiye'de hukuksal altyapısının yeterli olmadığını düşündüğümüz, zaten onunla ilgili de devlet mercilerinin, yetkililerin ileride bir takım adımlar atacağını beyan ettiği, bizim de bu adımların neler olacağını merakla beklediğimiz bir konu. O nedenle hani biraz muğlak kalan noktalar var. Girdik konuya ama bugün bu konuyu burada çözdük. Yani işte anlatabiliyor muyum? Bundan sonra böyle olacak. Sistemi olan bir şeyden bahsetmiyoruz. Çok bundan su kaldırır. Bravo. Bunların bundan sonra neler olacağını biz de yaşayarak göreceğiz tabii, aslında. Tabii. Öyle değil mi Murat? Tabii. Biz şu an ciddi anlamda çok önemli bir şeye şahitlik eden bir nesiliz. Evet, evet. Bence de öyle. Yani büyük tarihi bir olaya evet. Bence şahitlik ediyoruz ama tabii o mağdurlar her kim olursa olsun, başta da söylediğimiz gibi buraya para kaptıranlar, ciddi miktarda para kaptıran insanlar da var. Bir hukuk devletinde o kişilerin hakkı aranmalıdır. Kesinlikle. Savunulmalıdır. Kesinlikle. Dolandırıcıların yanına kalmamalıdır. Devleti devlet yapan özellikler vardır. Bravo. Bunlardan bir tanesi adaleti. Adaleti sağlamak, sağlar. Güvenilirlik bile. Yoksa insanlar sağlarsa kan davası olur. Allah korusun. Allah korusun. O zaten mafyavari yöntemler. Tabii onu diyorum işte. Yani devleti devlet yapan özellik budur. Aynen öyle. Aynen öyle. O adalet duygusu. Burada sadece lütfen, bir tavsiyem lütfen. Olabilir şey yatırımcı arkadaşlarımıza. Lütfen.
Orta vadeli ve uzun vadeli yatırım yapıyorlarsa lütfen cüzdanlarını indirsinler. Kısa vadeli yatırım yapıyorlarsa... Cüzdanları ne yapsınlar? Yani bu şeyleri, blockchain'leri, yani paraları, kripto paraları o AVM'lerde değil de kendi evlerinde, kendi bilgisayarlarında, cüzdanlarında tutsunlar. Onun dışında da mümkün mertebe riski dağıtmak anlamında en azından bir tane AVM ile çalışmak yerine birkaç belki tane. Birkaç taneye yayarak bütün yumurtaları bir sepete şimdilik. Yani bu bile mesela bak bu bile yani aslında çok haklı bir öneride bulunuyorsun. Çok haklı bir yol gösteriyorsun. Ama ben bir Bitcoin yatırımcısı olsam şu yaşadığım şeylerden sonra şu psikolojik ortamda inan bana senin tabirinde cüzdanları indirmek şöyle dursun. Hakikaten bir dururum. Evet. Bir dururum yani. Anlatabiliyor muyum? Yani riski bir şirkete değil 3 şirkete paylaştırmak çok beni rahatlatmıyor. Çünkü diğer şirketleri de tanımıyoruz. Kaç oldu bak? Evet. El konulan şirket 3 mü 4 mü? 3 oldu şu an benim. Sanıyorum 4 bile oldu yani. Bugün bir tane daha. O zaman onu gözden kaçırdım. Ya da ben şu anda yanlış hatırlıyor olabilirim. 3 ya da 4 diyelim. Ama bu sayı artacak belli ki. Bir tane olması bu sayı artacak. Sıkıntılı. İsimlerini telaffuz etmek istemiyorum. Sevgili seyircilerimiz biliyorlar. Günlerdir konuşuluyor medyada ama bu sayı artacak belli ki. O nedenle sen cüzdanını indirmek mi dersin? Ben elleri kaldırmak mı derim ama şöyle bir temkinli olmakta. Birazcık yatırımlarımızı daha güvenli limanlarda tutmakta fayda var diye düşünüyorum ben kendi adıma. Anadolu'da, İlk günden beri. Anadolu'da. Bak ben hiç bu alanlara meraklı bir insan olarak arkadaşlarım bilir. Hiç merak sarmadım Bitcoin'e. Ben hiç almadım. Ben de hiç almadım bugüne kadar. Hani izleyicilerimiz hiç merak sarmadım. Belki bilgimden hatta dolayı... Hatta alan arkadaşlarım da vardı tanıdıklarım. Uyardım birçoğunu. Bakın evet. Yani hani dikkat edin. Çok böyle küçük riske edebilir biz paralarla... Biz 3 program önce burada gene uyardık. Maymun örneğini vermiştik çok hatırlıyorsunuz. Çok riske edebileceğiniz küçük paralarla giriyorsanız merakınızı gidermek ya da ne bileyim heyecan için falan ona bir şey diyemem ama yani buradan gireyim, para kazanayım, daha çok para kazanayım, hırsı da giderseniz eldeki parayı da kaybeder. Kesinlikle. Söyledim de bunu çok. Dinleyenler o da dinleyenler Anadolu'da oldu. Meşhur bir söz vardır. Derler ki sahtekarla tamahkar eşleşir. Evet. Buradaki kolay paraya tamah ederseniz mutlaka hemen bir sahtekarla bir karşı karşıya gelir, sizi bulur. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyorum Murat Kösoğlu. Ben teşekkür ederim. Vallahi biraz daha netleşti yorumlarında. Çok da güzel geçmişten örneklerle bağladın her zaman olduğu gibi. Deyim yerindeyse kulaklarımızın pasını sildin bu programda da. Aktardığın değerli bilgiler için, yorumlar için tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda inşallah tekrardan bir arada olabilmek dileğiyle. Kolaylıklar, ben iyi çalışmalar. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasın. İyi yayınlar. Sevgili seyircilerimiz, Bir Kent ve Ekonomi'nin daha sonuna geldik. Manisa Televizyonu ekranında canlı yayınında konuğumuz Yeminli Mali Müşavir Murat Kösoğlu'yla kripto para borsasını konuştuk. Derin bir denize daldık. Boğulmadan çıktık ama çok da yüzdük mü tartışılır. Sadece biraz serinledik diyebiliriz hava itibariyle. Teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Hoşçakalın. Aksan İnşaat Kent ve Ekonomi'yi sundu.